Sayın Divan, Sayın Milletvekili, değerli belediye başkanı, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, birliğimizi oluşturan 8 kooperatifin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Birliği kıymetli delegeleri, görsel ve yazılı basının değerli temsilcileri, geçimini alın teriyle topraktan kazanan değerli ayçiçek üreticileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Malkara Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Cem Özkan. Malkara Kooperatif, Malkara ilçesinde ikamet etmekteyim. Tarım, hayvancılık ve aynı zamanda çerçeve işletmeciliği ile geçimimi sağlamaktayım. Ben de sizler gibi bir üreticiyim. Üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Genel kurulda söz alma amacım Trakya Birliği gelişimine katkı sunmaktır. Trakya Birliği 1966 yılında kurulmuş, binlerce üyesi olan Türkiye'nin sayılı birliklerinden bizim için en değerli olanıdır. Üretici ile sanayici arasında dengeyi kurmayı, her zaman üreticinin çıkarlarını korumayı hedef edilmiş bir kurumdur. Fakat üzülerek görüyoruz ki Trakya Birlik yönetimi sanayici ile kol kola girerek kendi menfaatlerini ön planda tutmuş, üreticinin beklentilerini yok saymıştır. Bize gönderdikleri genel kurul kitapçığını inceledim. Kitapçıkta diyor ki, yönetim kurulu genel müdürü hariç yıllık huzur hakları toplam 1.364.840 TL. Yani eski parayla 1.364.840.000.000 lira. Bu parayı 6 kişilik yönetim kuruluna böldüğümüzde kişi başına yıllık 227.473 TL. Aylık ise 19.500 TL'ye tekamül eder. Yönetim kurulunun her birinin bir aylık maaşı bir çiftçi emeklisinin bir yıllık maaşına denk gelmektedir. Sayın Başkanımız Rafet Sezen geçmiş yıllarda yine bir genel kurulda sen hiç biçerler arkasında ayçiçeği kafası topladın mı diye sormuşsun. Ben topladım, toplamaya da devam ediyorum. Peki sen kaç ayçiçeği kafasını 227.473 TL'ye geri biliyor musun? Ben çok iyi biliyorum. Çiftçinin... Çiftçinin mazot, gübre, çapa ve diğer masrafları hariç tam 120 ton ayçiçeği dökmesi gerekir bu parayı almak için bir yılda. Şimdi saygıdeğer ayçiçek üreticisi arkadaşlarıma soruyorum. Hangi arkadaşınız kaç kişi 120 ton ayçiçeği dökmüştür bir yılda? Kullandığınız kredi ve faiz giderlerinden piyasanın yaklaşık 100 lira üzerinde sattığınız gübre fiyatlarından, Perla isimli yerli tohumunuzu yok ettiğinizden, Karacabey fabrikasının zamanında yatırım yapılmadığından dolayı çalıştırılmadığından, fason firmalara üretim yaptırdığınızdan, personel alanlarındaki usulsüzlüklerinizden, hangi yönetim kurulu üyelerini Trakya Birlik'te çok sayıda birinci derece akrabalarını çalıştırdığınızdan, faturası Trakya Birlik'e kesilen yurt dışı gezilerinizden, haberdar olmadığınızı sanmayın. Her şeyin farkındayız. Unutulmamalıdır ki liyakat sisteminin olmadığı yerde başarı olmaz. Trakya Birlik çocuğunu işten çıkartır, çocuğunu buradan sürerim diye kooperatif başkanlarına baskıyla, keyfi uygulamalarla yönetilemez. Trakya Birlik projelerle, teknik ekiple yönetilir, Banko Birlik gibi Türkiye'de bir firma haline getirilmelidir. Tüm bu zor şartlarla mücadele edip üretim yapan Trakya Birliği ve bu toprakların gerçek sahibi çiftçilerimize bereketli bir armağan diliyorum. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Cem Öztürk arkadaşımıza teşekkür ederiz.